Dostlar, herkese selam. Geçenlerde yaptığım Chery EQ1 elektrikli otomobil videosuyla ilgili çok fazla yorum aldım. Yani evet, ben de sizler gibi hani 350 bin liraya, 400 bin liraya otomobil, elektrikli otomobil, 0 kilometreyi bir araya getiremiyorum. Ama bugünün şartlarında baktığım zaman, bugünün şartlarında olan fiyatları ve ÖTV'leri kullandığım zaman bu arabaların fiyatı böyle çıkıyor. Elbette ki hani Eylül geldiğinde ne olur bilinmez ama yıl sonunda böyle bir şey olacak. Yani mesela Chery'nin EQ1'i getirmekte birazcık daha hızlı davranacağını düşünüyorum. Çünkü uygun fiyatı ve uygun şartlarıyla çok fazla ilgi görecektir. Özellikle TOK satışa sunulmasının ardından, yollarda sıklıkla onu görmeye başlamamızın ardından markaların elektrikli araçlar konusunda elini biraz daha hızlandıracağını düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi de Chery olacak. Ama Chery'nin yanında bugün sözünü etmek istediğim bir başka konu daha var. BYD. Biliyorsunuz Türkiye'de Toyota'yı satan şirket tarafından, yani ALJ tarafından BYD Türkiye'ye getirilecek. Bu kesin olarak açıklandı. Çinli marka BYD'nin gelmesiyle birlikte elektrikli otomobil modelleri ülkemizde çoğalacak. Ancak Çin'den gelecek araçlara işte ÖTV, KDV'nin dışında ekstra gümrük vergisi ya da vergiler uygulanıyor. İşte bu %50, hatta biraz üzerinde bir ek vergi anlamına geliyor. Bu nedenle BYD'nin bildiğimiz modelleri beklenenden pahalı olacak. Mesela nasıl Tesla geldi ama en uygun fiyatlı seçeneği olan Model 3'ü satışa sunamadı. Çünkü o Çin'de üretiliyor. Almanya'da üretilen Model Y'yi satışa sunabildi. Onun da hesaplamalarını yapıyorlardır hani nasıl olacak falan diye, ama Çin'den gelecek elektrikli otomobiller için böyle bir durum söz konusu. Aynısı BYD ve Chery için de geçerli olacak. Ama tıpkı Chery'de olduğu gibi BYD'de de nefis bir model var. BYD Seagull, yani bildiğimiz Martı, ülkemizde satılacak modellerden bir tanesi olacak. Bu model daha tam tanıtılmadı. Ne zaman tanıtılacak diye biraz araştırma yaptığım zaman bu ayın sonu gelmeden tanıtılması ve Çin'de satışa sunulması bekleniyor. Yani çok hızlı bir şekilde bu küçük sınıf elektrikli otomobil Çin'de satışa sunulacak. Bu satışa sunulmanın ardından ülkemiz yollarına çıkması da kimse için sürpriz olmayacak. Zaten dediğim gibi hani BYD Türkiye'ye gelecek markalardan birisi olduğunu açıkladı ve güçlü bir yapıyla geleceğini de çok net bir şekilde ortaya koydu. Peki bu BYD'nin küçük sınıftaki, hatta miniye yakın sınıftaki aracının özellikleri ne diyecek olursanız, benim en çok dikkatimi çeken özelliği şu: 8000 dolardan başlayan bir fiyat etiketi olacak. Yani 8000 dolara satılacak. Buna %50 vergi koyduğumuz zaman bizde 12.000 dolar olacak. İşte 3 aşağı 5 yukarı ÖTV'si, KDV'si falan diye hesapladığım zaman bu arabanın da 350 bin ile 400 bin TL arasında bir fiyata satışa sunulmasını bekliyorum. Yani yapılan matematik hesapları çok basit. %50 bir ek yük olmasına rağmen %10 gibi bir ÖTV avantajı olduğu için ülkemiz yollarında boy gösteren en uygun fiyatlı elektrikli arabalardan bir tanesi olacak. BYD'nin bu modeli, ben ona Martı diyeceğim. BYD'nin Martısı 8000 dolara satılan seçenekte 30 kW gibi bir batarya paketi sunuyor. Bu batarya paketiyle 300 kilometrenin üzerine çıkan menzile ulaşabileceği belirtiliyor. Daha güçlü batarya paketleri olan seçenekleri de var. Fiyatı şöyle çünkü, 8000 dolardan başlıyor, 12.000 dolara kadar çıkıyor. Daha güçlü batarya paketleri var. Hatta 450 kilometre sunan seçenekleri bile olacak. Ama ben hani cebe paraya baktığım zaman 8000 dolara satılacak seçeneğin
30 kW bataryayla 300 km menzil sunabilecek bir araç olduğunu görüyorum. Hızlı şarjla bile 30 kW'ı biliyorsunuz TOGG'un Turugo şarj istasyonları 8 lira fiyat açıkladı. 1 kW'ını 8 liraya doldurabiliyorsunuz. 30 yani çarptığımız zaman 240 lira gibi bir rakam çıkıyor. Evet, 240 lira gibi bir rakam çıkıyor. Yani 240 lira hızlı şarjı kullanarak 300 kilometre menzil alacağız. İyi. Ya hiç fena değil. Hani baktığım zaman son derece iyi bir rakam. Ha, bu arabayı da evde şarj edersek ne olacak? Evde dediğim yani imkanı olanlar biliyorsunuz o wallbox deniyor. Bir şeyler deniyor. Hani duvar tipi şarj aletleri falan gibi şeylerle kullanma fırsatı olanların ev elektriği tarifesinden arabalarını şarj etme imkanları var. O tip bir şarjı kullanıp elbette daha uzun süren bir şarjla otomobilinin bataryalarını dolduracak olanlar kilometrede 15-20 kuruş gibi bir paraya ulaşımlarını sağlayabilecek. Yani bu da onun en büyük avantajlarından bir tanesi olacak. Yani 20 liraya 100 kilometre yol gidebilecek. Yani bakıyorum metrobüste bile o paraya o yolu gidemiyoruz neredeyse. Bu nedenle BYD'nin gelecek bu modelinin de son derece iddialı olacağını düşünüyorum. Ya benim söylediklerim hani araştırabilirsiniz, bakabilirsiniz. Bende öyle şey yok hani. Goy goy yok. 100 bin liraya şu araba gelecek. 250 bin liraya böyle bir araba gelecek gibi bir şey bende yok. Yazın internete BYD'nin elektriklisini. Bakın karşınıza ne çıkıyor göreceksiniz. Orada fiyatları bu şekilde açıklanıyor. Satışa sunulacağı tarih de açıklanıyor. Batarya paketleri de açıklanıyor. Bugün gelseler bu fiyat olacaklar. Eylül'de ne olur bilmiyorum ama yani uygun fiyatlı otomobil, uygun fiyatlı elektrikli otomobil dönemi bu yılın sonunda başlıyor. Yani çok büyük bir aksilikler olmazsa, elektrikli araçların ÖTV'sinde bir daha bir değişiklik olmazsa yılın sonuna doğru arka arkaya daha uygun fiyatlı şehir elektrikli otomobilleri gelmeye başlıyor. Bu sözünü ettiklerim sakın yanlış anlaşılmasın. Hani Citroen Ami gibi şeyler değil. Bunlar gerçekten otomobil. Yani bir otomobille bindiğinizde aradığınız ne varsa size sunan araçlar bunlar. İşte böyle hani yılın sonuna doğru BYD ile ilgili bilmiyorum. Hani BYD yılın sonunu da beklemeyecek bence. Yani beklemesi zaten biraz tuhaf olur. Çünkü geleceklerini açıkladılar. Belli ki son hazırlıklar yapılıyor. Nisan'ın sonuna yani bu ayın sonuna kalmadan da bu arabanın tanıtımları yapılacak. Çin'de satışa sunulacak. Türkiye'ye hani belki de Haziran ayı falan gibi gelir. Haziran ayından itibaren uygun fiyatlı elektrikli arabaları, uygun fiyatlı arabaları konuşmaya başlarız. Ama dediğim gibi hani şimdilik görünen bu. Bu yılın sonuna doğru otomotiv sektöründe çok enteresan şeyler olmaya başlayacak. Hatta adım adım başladı bile. Bakalım hep beraber yaşayacağız, göreceğiz. Ama dediğim gibi bende goy goy yok. Lütfen sakın öyle bir şey aklınıza gelmesin. Neyse o. Yani izlenme uğruna yapıyor olsam çok daha değişik şeyler yaparım. Emin olun 30 yıllık tecrübeyle de gerçekten seyrettirecek şeyler söyleyebilirim. Ama söylemiyorum yani. Benim işim gerçekleri söylemek. İşte Chery EQ1, EQ1, BYD Seagull gelecek arabalar. Bunun yanına Dacia Spring modeli de eklenecek. Spring de o dönemde satışa sunulacak. Ayrıca bütün bildiğimiz markalarda neredeyse bu tip bir hazırlık var. Volkswagen bile yani 20 bin euro fiyatla satılacak bir araba üretmenin peşinde. Hatta biliyorsunuz ID.2'yi gösterdiler. Bu arabanın 25 bin euronun altında satılacağını söylediler. Bu hesapları yaptığım zaman onun da fiyatı yani neredeyse o 900 bin lira dediğimiz bir şey vardı ya sınır. Hatta hala Corsa falan orada o fiyata satılıyor. 900 bin liranın bile çok altında olacak arabalar bunlar. Acayip şeyler olmaya başlıyor dediğim gibi ama lütfen unutmayın. ÖTV değişmediği sürece. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.